bölgelerde, köy ve kasabalarda sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik faaliyetlere bu bakanlıklar ve il özel idare katılmalıdır. 18 binden fazla yerleşim yerinde bağ, bahçe, ekin sürüsü koruma amaçlı binlerce hayvan vardır. Kırsaldan kente göçler de hayvanların sahipsiz kalmasına yol açmıştır. Köpek sayısındaki artışın bir nedeni bu kontrolsüzlüktür. Hafta sonu kullanılan hobi bahçeleri, sezonluk edinilen hayvanlar ve farklı nedenlerle hayvanları terk edenlerin de sorunun artmasında bir neden olduğu bilinmelidir. Kontrolsüz üretim ve hayvan ticareti yapanlar kontrol altına alınıp ticari amaçlı hayvan satışlarında da mutlak surette kısırlaştırma işlemi gerçekleştirilmelidir. Belli ırk ve cinslerin kontrolü bu yönünü sağlanmalıdır. Merdiven altı cins hayvanların üretimi ve yurda kaçak hayvan sokulması, çocuklara karne hediyesi diye alınan cins hayvanların bir süreç içinde terk edilmesi önlenecek tedbirlere gidilmelidir. Kent merkezlerinde dağ, taş, ıssız alanlara köpeklerin bırakılması, yol boylarında bakımsız ve ölüme terk edilmiş hayvanların görülmesine yol açmaktadır. Kendi bölgelerinde hayvanların başka bölgelere bırakılması görülür bir uygulamaya dönüşmüştür. Kuduzun asıl taşıyıcısı olan kurt, çakal, sırtlan, yarasa ve benzeri hayvanların bulunduğu alanlarda başıboş bırakılan sokak hayvanlarının bu hayvanlarla iletişimi sonucu bu hastalığın ortada yayılmasına da yol açacak bir risktir. Bazı kentlerde yapılan hayvan barınaklarının yetersiz kalması, giderlerin karşılanamaması, 1393 belediyeden yalnız 1200'ünde dahi bakım evi olmaması, kısırlaştırma sağlanması çalışmalarının yeterli ölçüde yapılmaması bu sorunun derinleşmesine neden olmuştur. Sokak hayvanları için barınak yapılan yerlerde sokakta hayvan varlığının azalmadığı başka bir boyuttur. Bu arada kısırlaştırma amaçlı toplanan hayvanların bakım evi çevrelerine bırakılması buradaki doğa dengesini de olumsuz etkilemektedir. 1393 belediyede bir günde veteriner hekim operasyon hazırlığı tamamlanarak 20 köpeğin kısırlaştırılması olasıdır. Tüm sokak hayvanları için böylesine bir çalışma yürütülebilir. Bu süreç seferberlik mantığıyla ele alınıp ülkenin her yerinde aynı süreç içinde bu uygulamaya gidilir. Sokak köpeklerinin hepsi aynı oranda saldırgan hayvanlar değildir. Sınırlı sayıda saldırgan hayvan bulunduğu bir gerçektir. Bu köpeklerin eğitilmesi ya da kontrol altına alınması, bakım evlerine alınması, kısırlaştırılması yoluna gidilmelidir. Uyutma düşüncesi bu anlamda kabul görmeyecek bir anlayış ve yaklaşımdır. Yurda kaçak hayvan girilmesi önlenmesi ve cins hayvanların da sokağa bırakılmasının önüne geçilmesi yeni düzenlemede yer almalıdır. Ayrıca belli sitelerde yem desteği sağlanarak hayvanlar için bir veya birkaç hayvanın barınaklara alınması ve bu yönde site yöneticileriyle diyalog geliştirilmesi de düşünülebilecek bir yöntemdir. Fısıllaştırma süreci yanında başta okullarda olmak üzere sokak hayvanlarına karşı hayvan davranışlarını anlatan veteriner ve eğitmenlerin görevlendirilmesi ve bu yolla çocukların köpeklerle aralarındaki olumsuzluğun yaşanmamasına vesile olacak eğitimin de verilmesi, sağlanması olasıdır. Değerli arkadaşlar, sokağa terk edilen hayvanlarla ilgili cezalar bu kapsamda artırılmalıdır. Kırsal kesimlerdeki evcil hayvanların kısırlaştırılması öncelikle ele alınmalıdır. Sahiplenmeyi teşvik etmek için mama desteği sağlanmalıdır. Hayvana yapılan her türlü istismar ve şiddet cezaları artırılmalıdır. Ayrıca geyik, ceylan gibi hayvanların avcılığı yasaklanmalıdır. Doğanın dengesini sağlayanlar hayvanların yok olması tarımda dahi yarattığı sorunlar görülmeli. Örneğin yılanların atılan tarım zehirleriyle yok olmasının fare sayısını artırdığı, bu bağlamda da tarla ürünlerinin ve bahçe bitkilerinin zarar gördüğü önemli bir örnek olarak burada ifade etmek isterim.
Bunun yanı sıra uyutmayı değil, kısırlaştırmayı ve daha saldırgan hayvanları bu konuda bakım evlerine almayı bir yöntem olarak değerlendirmeli. Kış saati uygulaması mutlak surette tekrar geri gelmelidir. Çünkü erken saatte okula, işe gidenler gece karanlığında servise gitmiyorsa sokak hayvanlarıyla iletişimleri daha yüksek olmalıdır. Uyutma olgusundan vazgeçilmeli ve hayvanların da kısırlaşması bu bağlamda ele alınmalıdır.